Altıncı sınıfın ikinci ünitesi olan Türk Devletleri konusundan devam ediyoruz. Yani kültür ve miras konusundan. Geçen haftaki dersimizde kültür ve miras konusunda ilk Türk Devletleri'nin ekonomik faaliyetlerinden, hayatları nasıl devam ettirdiklerinden ve Orta Asya'dan göçün sebeplerinden bahsetmiştik. Bugün ise ilk Türk Devletleri hangileriymiş onları işleyeceğiz. İlk devletimize bakacak olursak Asya Hun Devleti. Asya Hun Devleti merkezi ötügen olmak üzere kurulmuştur. Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı Teoman olarak bilinmektedir. Teoman zamanında Çinlilerle çok mücadele edilmiştir. Hatta Çinlilere karşı seferler yapılmış. Çinliler bu seferleri durdurmak amacıyla Çin setini Teoman zamanında ve Türk akınlarına karşı durdurmak amacıyla ne yapmışlardı? Çin setini inşa etmek zorunda kalmışlardı. Teoman öldükten sonra yerine Metehan dönemi başlıyordu. Teoman'dan sonra Metehan yerine geçiyor. Diğer Türk devletlerine de örnek alarak ilk defa Metehan zamanında askeri anlamda orduda onluk sisteme dayalı ilk düzenli Türk ordusu kuruluyor. Yani devletin en parlak zamanını yaşadığı dönem Metehan zamanı olarak bilinmektedir. Asya Hun devletinin yıkılışı Metehan'ın ölümünden sonra oğulları ülkeyi iyi yönetemedikleri için oluyor. Çin entrikaları ve bu devletle yapılan savaşlar ülkeyi zayıflatıyor. İpek yolunun Çin kontrolüne geçmesi nedeniyle Hun ekonomisi bozuluyor. Artan Çin baskısı nedeniyle ülke iyice zayıflayarak ne oluyor? Doğu ve batı şeklinde iki gruba ayrılıp ülke yıkılma sürecine giriyor. Buradan anlaşılacağımız üzere Asya Hun Devleti tarihte bilinen ilk Türk devleti oldu. Bilinen ilk hükümdarının Teoman olduğu. Teoman zamanında Çin'le mücadelelerin yapılıp ilk defa Çinler zamanında Çin Seddi'nin inşa edildiği. Türk akınlarını durdurmak amacıyla. Teoman'dan sonra oğlu Metehan'ın tahta geçtiği ve Metehan zamanında en parlak zamanın yaşandığı. Askeri anlamda Ordu ilk kez onluk sistemin uygulandığı, ilk Türk yani günümüzdeki askeri sistemin altyapısını oluşturan ilk düzenli Türk ordusunun kurulduğu dönemi hitap ediyor. Bu zamanda Metehan'dan sonra Asya Hun Devleti'nin yıkılması Görüyoruz ki burada devletin oğullarının yani saltanat sisteminin hüküm sürdüğü anlayışı. Yani devlet babadan oğula sistemini uyguladığı için, babadan oğla geçtiği için ve devlet bu dönemde doğu ve batı şeklinde iki gruba ayrıldığı için bu devletin ömrünü kısa süreli tutuyor. Ve devlet ne yapıyor? Bu aşamadan sonra yıkılma sürecine giriyor. Asya 10 devletin ardından kavimler göçü gerçekleştiriliyor. Ka tarihimiz kaçtı? Milattan sonra 375 yılında kavimler göçü gerçekleşiyor. Çin baskısından kaçan Kuzey Hunları milattan sonra 375'te batıya göç etmeye başlıyorlar. Hun göçleri sonunda Karadeniz'in kuzeyindeki Germen kavimleri batıya göç ediyor. Doğu Germen kavimleri göçü sonunda Roma İmparatorluğu milattan sonra 395 tarihinde doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kavimler göçünü unutmayalım. Kavimler göçü Asya Hun Devleti'nin yıkılmasının ardından bütün kavimleri önlerine katarak Avrupa'ya doğru ilerlemeleri sonucunda gerçekleşen bir göç olayına hitap ediyor. Burada önemli bir notumuz var. Kavimler göçü sonrasında Türkler gittikleri bölgelerin kültürlerinden ve ayrıca orayı kendi kültürlerinin etkisi altına almışlardı. Hem de gittikleri bölgelerin kültürlerinden etkilenmişlerdi. Kavimler göçüne örnek verecek olursak Avrupa Hun Devleti. Göç esnasında Asya Hun Devleti'nden sonra Avrupa Hun Devleti kuruluyor. Avrupa Hun Devleti ne yapıyor? Gittiği bölgenin kültüründen etkilenerek ne yapıyor? Ee, biraz daha asimile olma yolunda ilerliyor. Bir uyarımız var çocuklar. Avrupa'ya ve Anadolu'ya İlk Türk akını bu dönemde gerçekleşmiştir. Bu akınlar Anadolu'ya yerleşme ve yurt edinme amacı taşımamaktadır. Şimdiki devletimiz ise Asya Hun Devleti'nden sonra kurulan Avrupa Hun Devleti. Yani diğer adı bilineceği üzere ders anlattığım gibi... Asimile olan ilk Türk devleti. Asimile olmak ne demekti? Başkalaşmak. Yani kendi Türk kültür özelliklerini ya da e, kendi dinini unutarak başkalaşım yaşayıp o kültürü başka bir kültürü benimsemek anlamına geliyordu. Milattan sonra 400'lerde başkent olan Etzelburg olmak üzere Avrupa Hun Devleti kuruluyor. Bu sırada Hun hükümdarı Balamir önderliğinde kuruluyor. Avrupa Hunlarının en ünlü hükümdarı Atilla olarak bilinmekteydi. Yani Avrupa Hun Devleti Balamil önderliğinde kuruluyor. Ancak Avrupa Hun Devleti'nin en ünlü hükümdarı kimdir diye sorarsak Atilla. Atilla'nın diğer anlamı neydi? Tanrı'nın kırbacı yani halkı tarafından Tanrı'nın kırbacı lakabıyla bilinmekteydi. Atilla 447 yılında Büyük bir ordu ile Doğu Roma yani Bizans diğer adı üzerine yürüyor ve onları vergiye bağlıyor. 451 yılında Batı Roma İmparatorluğu üzerine ve 452 yılında İtalya üzerine iki büyük sefer düzenleyip ardından da yıkılma sürecine giriyorlar. Şimdiki devletimiz ise Göktürk Devleti. Yani diğer adı neydi? Köktürk Devleti olarak da bilinmekteydi. Göktürk devleti 3. kurulan devletimiz arasında 552'de avarlara karşı isyan ederek bu Kağan önderliğinde ötügen merkezi olarak kurulmuşlardı. Tarihte Türk ismini devlet isimlerinde kullanan ilk topluluktu. Yani tarihte ilk kez Türk adını kullanan devlet kimdir diye sorarsak ne diyeceğiz? Göktürk devleti olarak bilinmektedir. Bu yerine geçen Mutan, zamanında devlet en parlak dönemini yaşıyor. İstemi Yapku döneminde Bizans ile Sasani Devleti'ne karşı büyük mücadeleler yapılıyor. Göktürk Devleti Çin entrikaları sonucunda Doğu ve Batı olmak üzere iki gruba ayrılıyorlar ve ardından yıkılma sürecine giriyorlar. Ancak devam ediyoruz ki tam anlamıyla ikiye bölündükten sonra ne gerçekleşiyor? İkinci Göktürk yani Kutluk Devleti'nin kurulmasıyla biliniyor. İkinci Göktürk 682 yılında Kutluk Kağan önderliğinde kuruluyor. Ünlü hükümdarları Bilge Kağan döneminde kardeşi Kültigin ve vezirleri Tonyukuk ile birlikte en parlak dönemini yaşıyorlar. Bilge Kağan'ın ölümünden sonra zayıflayarak Basmil, Karluk ve Uygurların isyanı sonucunda yıkılıyorlar. Küçük bir uyarımız var çocuklar. Türk tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı kaynağı olarak kabul edilen Orhun yazıtları Göktürk Devleti'nin yıllarında yazılmıştır. Bu yazıtlarda Göktürk tarihini ve Türk uygarlığı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Notumuz var. En milliyetçi Türk devleti kimdir diye sorarlarsa biz ona Göktürk devleti diyeceğiz. Çünkü kendilerine ait alfabenin olması ve Türk, kelimesini tarihte ilk kez kullanmaları onlayın, onların milliyetçi özellik taşıdıklarını göstermektedir. Diğer devletimiz Uygur Devleti. Uygur Devleti diğer Türk devletlerinden oldukça farklı özellikler göstermektedir. Çünkü diğer Türk devletleri kurulduğu andan itibaren konar göçer bir hayat sürerken Uygurlar bunların tam tersi bir hayat sürmüşler ve tarihte ilk kez yerleşik hayata geçen Türk devleti olarak bilinmektedir. Yani tarım yaparak ekonomide farklı farklılık yaratmışlardır. Uygurlar diğer Türk devletlerinin aksine Manihanizm dinini benimsemişlerdir. Manihanizm dini onların belli başlı özelliklerini değiştirmelerine sebebiyet vermiştir. Örnek olacak ve örnek olarak verecek olursak Manihanizm dinine göre et yemek ve savaşmak yasaktı. Çin'den sonra matbaa geliştirerek ilk İkinci kez kullanan ve harekette harfleri icat, et, icat etmişlerdi. Çi, e, Uygurların matbaayı kullanmaları onların kültür yönünü zenginleştirdiklerini ve kültürel yönden en parlak dönemini yaşandıklarına da hitap etmekteydi. 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkılma sürecine girmişlerdi. Uyarımız var çocuklar. Budizm ve manihanizm Uygurların hem mimari alanda hem de savaşçı özelliklerini kaybetmelerine etkili olmuştur. Kırgızlar Uygurları yıkarak Türk yurdunun Moğolların eline geçmesine neden olmuşlardır. Bu yüzden Türk tarihinde olumsuz olarak anılmaktadır. Yani Uygurları toparlayacak olursak diğer Türk devletlerinin aksine ilk defa yerleşik hayata geçen, kendilerine ait dinin özelliklerine, dini özelliklerinden ötürü savaşçı özelliklerini kaybetmeleri ve bunun yanı sıra kültürel kültürel yönden kendini zenginleştirdikleri aklımızda kalacak ve Kırgızlar tarafından yıkılarak ne yapıyorlardı? Türk devletlerine ve kendi dönemlerine son vermiş oluyorlardı. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Haftaya yine aynı konudan devam edeceğiz.